Bir Gün TV'den merhabalar. Kültür sanat gündemini yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bugün de stüdyomuzda sevgili Feryal Öney var. Merhaba Ünlü. Feryal merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın ve stüdyomuza konuk oldun. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Feryal, bir süredir sosyal medyada heyecanlı bir gelişmenin izlerini takip ediyoruz. Sen de çok heyecanlısın. Evet. Çok belli oluyor. Biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü aslında senin daha önce de solo çalışmaların oldu. Ama bu sefer sanki biraz daha mı işi ileriye götüreceksin? Biraz daha mı büyüyecek? İşte 8 Şubat'ta hemen bir konser var. Kadıköy sahnede. Kadıköy sahne. İstanbul'da başlıyoruz. Evet. Evet. Ben Kadıköy sahneye hiç gelmemiştim. Belki bu bir vesile olur. Gelirim. Ve provalar da devam ediyor diye biliyorum. Buradan da provaya gideceksin. Biraz bahseder misin? Bu solo çalışma nereden çıktı ve herhalde kardeş türküler dağılmıyor değil mi? Öyle bir şey yok. Ama güzel. Herkesin değil de çoğunun aklına gelen soruyla başlama. O çok özel bir proje. Evet. Kişiler değişebilir diye bakıyoruz. Yani projenin altını epey zamandır özellikle kalın kalın çiziyoruz. Çünkü Türkiye şartları, dünyada da öyledir ama grup diye bir şey kurduğunuzda insanlara çok bağlı, bağımlı bir şey kuruyorsunuz. Bir yapı. Ve o çekirdek dağıldığında o iş bitiyor, proje. Oysa proje diye baktığınızda siz de rahatlıyorsunuz. Hı-hı. İşin kurucu kadrosunda yer alan, çekirdeğinde yer alan insanlar olarak. Ve şey, yani çok başarılı olamadık, bunu söylemek lazım ama gençlere de çok açık, farklı kuşaklardan birçok insana da açık. İşte yine proje edeceğim. Bir proje haline getiriyorsunuz. Hı hı. O zaman kişilerden çok işin dramatürsi, gidişatı, döneme dair sorduğu sorular, yani tabii ki müzik yapıyoruz, sanatın diliyle sorduğu sorular. Bunlar önem kazanıyor ve devamlılığını sağlayabiliyorsunuz. Kardeşlikler, kısaca şey diyebilirdim ama onu demeyi tercih etmedim. Kardeşlikler devam ediyor. Hı. Ve edebildiği kadar edecek. 31. yıla girdik. 31 yıl. Evet. Cile kolay. Bu arada ben anlamadım. Çok başarılı olamadık gibi bir cümle kurdun ama. Gençler, yani okullaşma çabası hep vardır. Biliyorsun aynı sanat peki. Çevresinden çıktık. Biz şey hep vardır ya bizim dilimizde. Okullaşma çabası. Okullaşabilmek, genişleyebilmek, farklı kuşakların da yer alabileceği, belki sözü biraz daha farklı söyleyen ama yine kardeşlikler diyen bir kuşaklar da olsa şahane olurdu ama hani seyircimiz baktığında bir kurucu kuşak görüyor sahnede. Gençler de var, sürekli değişiyor, yenileniyor. Evet. Ben dediğim şeydi aslında, keşke çoğalsaydı, daha çok, daha kalabalık olsaydı. Keşke, ama Türkiye şartları, Türkiye'nin ekonomik şartları vesaire derken olaylar değişiyor. 31. yıla girdik, evet. Güzel. Pandemiyi de atlattık. Evet, doğru. Atlatamayanlar da oldu ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi, yani her ne kadar bunu böyle aşkla, amatör bir ruhla yapsanız da yaşamak zorundasınız, geçirmek zorundasınız. Türkiye'de birçok topluluk, birçok proje böyle özellikle pandemiden sonra devam edemedi. Maalesef. Çünkü müzisyenlerin, sanatçıların hali ortada. Maalesef. Biz onu atlattık diyoruz işte ve devam ediyoruz 31. yılımızı. Kutlamalar olamadı çünkü çok da yakın. Ya 6 Şubat depremi zaten doğru. Hemen yaşandı. Ondan sonra biz allak bullak olduk. Yani doğru. Yaşamadığımız o kalmıştı. Ekonomik kriz, yoksulluk vesaire boğuşurken zaten kültürel siyasi iklim yeterince üzerimize geliyor. Yasaklarla, sansürlerle falan. Ama üzerine tabii ki hepimizi çok derinden etkileyen 6 Şubat depremi yaşanınca kutlamadan çok sözümüzü söyleyerek bu işe devam etmeye. 2023 üstümüzden geçti hakikaten tabii. Dediğin gibi. Evet. O yüzden anlıyorum çok ne demek istediğini. Peki işin solo kısmına gelecek olursak? İşin solo kısmı da şimdi benim de sahnelerde yer almam. Kardeşliklerle ilk profesyonel olarak Boğaziçi'ndeki ÖFB'de olmuştur. 93 Mayıs'ı. Sonrasında tabii ki hepimizin, özellikle solistlerim, solo projeleri de çok kıymetli oldu. Çünkü hem solistleri geliştiren farklı hani farklı heveslerimiz de var sonuçta. Onları bir potada kardeşliklerde eritiyoruz ama birimiz rock gerçekten çok seviyor. Birimiz caz, birimiz o, birimiz daha geleneksel dünya müzikleri falan. Solo projeler hep desteklenmiştir bizde. Ben de oldum olası yaptım. Yani Hardasan Azeri Şarkıları albümüyle başladı 1996'da.
Ondan sonra böyle buluşmaları çok seviyorum. Rahmetli Cavit Murtezaoğlu hem vokal hocamdı hem İran'dan buraya sürgün edilmiş bir kıymetli bir müzisyendi. Pandemide kaybettik. Onunla Tebriz'den Toros'a diye bir proje yaptık. Ondan sonra hemen 2019 pandemiden önce Hakan Gürbüz'le beraber İstanbul Kainat Radyosu diye daha caz tandanslı bir proje yaptık, albüm yaptık ve onun konserlerini vermeye çalıştık. Derken şey oluyorsun, peki tek solist olarak benim aslında bugüne kadar heves ettiğim şeylerin toplamı nedir? Ya da ben farklı bir yere evriliyor muyum? Evet. Aslında şöyle mi olsa, böyle mi olsa böyle tarif etmeye çalışırken proje arkadaşlarıma bir sound çalışmasına girdik. Aslında çok enteresan bir şey değil ama hani benim zevk aldığım şey bugün bu. Gitar, bas gitar, davul var. Perküsyonlardan çok perküsyon davul ikilisini ben seviyorum. Biraz Cem Karaca şeyinden de gelip yani Cem Karaca çok bizim için öğretmendir. Yani şey idolümüzdür. Biraz 70'lere de giden ama bugünün dünyasına gelen yani çok enteresan bir şey anlatmıyorum şu anda. Birçok müzisyenin aklından geçen ya da projesini yaparken hep konuştuğu şeylerdir bunlar. Herhangi bir form adı koymadık. Hani caz yapıyoruz, funk yapıyoruz, rock yapıyoruz falan. Öyle değil ama repertuarı böyle şey yapan, bazen işte caza daha yakın, bazen rock müziğe daha yakın, bestelerin olduğu, yine Feryal Öney deyince kadınların türküsünün yer aldığı, yine protest böyle Alevi Bektaşi deyişlerini, bugüne dair sözünü de söyleyen, Hacı Bektaş'tan Yunus Emre'ye, oradan Afe Bacı'ya, Alevi Bektaşi ya da tasavvufi, batıni dünyaya mutlaka giren. Repertuarı da söylemiş oldum. Dediğim gibi sound tarif etmiyorum ama heyecanlandıran bir şey yapıyoruz şu anda. Kardeş Türkülerde de yer alan Ayhan da projede. Evet. Zaten YouTube'daki görüntülerde zaten eşiyle olduğu için. Evet. Ama şöyle bir şey var. Demin onunla da konuşuyorduk. Dedi ki yani bir şeyler yapıyoruz sonra yeni bir şey çıkıyor. Onu oradan giriyoruz. Yani aslında bir anda da sanki doğaçlama da gelişen ve işin farklı belki beklenmedik yönlerine giden de bir çalışma oluyor gibi görünüyor. Tam öyle. Yani şimdi senle aynı dili çok rahat konuşuruz. Çünkü sen de tiyatro, arka plan, masa başı çalışması bunları çok iyi bilirsin. Masa başında bir şey hayal edersin. Ama orada hayal ettiğin çok şeydir. Senin rotanı çizer aslında. Sonra iş sahnede doğaçlamaya ya da işte provalara gelince bir dakika bir cümle gelir birisinden. Sen de başlarsın. Başka bir yere gider. Yine o temel cümlesi vardır tabii de. Dolayısıyla müzik çalışmalarımızda da herkesin öneriler yaptığı gerçekten katılımcı. Ben ensemble olmasından çok mutluyum. Hani böyle şey değil. Bir tane solist var. Bir de oraya bir düzenlemeci koymuşlar. Böyle ısmarlama işi öyle değil. Bizim hiç zaten değil, sevdiğimiz bir şey değildir o. Bambaşka evet. Şu anda yani iki aydır falan bazen düşünüyorum biz ne konuşuyorduk ne oldu falan bayağı bir farklı yerlere evrilen şarkılar düzenlemelerde oldu. Ama bu bizi memnun ediyor. Çok güzel. Katılımcı bir şekilde yapıyor. Şimdi 8 Şubat'ta da bunun ilk konserini aslında vereceksiniz. Yani genel prova gibi bir şey olacak. Genel prova öyledir ya ilk konser, ilk gösterim. Evet. Onun gibi bir şey olacak. Peki mesela böyle bir konser için kaç parça hazırlıyorsunuz diyelim? Genelde müzik 18 falan yetiyor. 18. Çünkü bunun muhabbeti, sohbeti, anlatısı elbette oluyor. Ondan sonra doğaçlar var, doğaç bölümler, doğaçlama, enstrümancıların, vokalin falan. Derken 18 kafi, doyuruyor bence. Ama bu 18 şarkının hepsi yeni mi olacak? Yok. Çok eskiden de söylediğim var ama ona yeni bir düzenleme yaptığımızda yeni bir kıyafet giydirdik bazılarına. O mesela söylemesi daha bir keyifli oldu. 10 yıl önce söylemişim. Bugün farklı bir şekilde benim de farklı yorumlamam gerekiyor. Yeniler de var. Mesela işte pandemi dönemi yaptığımız 2-3 beste var. Böyle bekliyordu bir kenarda. Pandemide eve kapandık ya ne yapacağız tabii, ne yapacağız. Sözler, besteler ufak ufak tabii ki geliyor insanın aklına. Mesela girişte yani bir uzun uzun anlatmıyor ama konsere girerken aslında sayın seyirciler size kendi hikayemizi, birbirimizin hikayesini bir anlatalım diyen bir besteyle başlıyoruz. Ne kadar susturulduğumuzu ama bu susturulma halinde ne kadar kabullendiğimizi 90'ları falan hatırlayarak tabii ki insan bunları söylüyor. Evet, hani şu İstiklal Caddesi'nde hala 25 Kasım'larda kadınlar çok güçlü ama çok farklı eylemlere de eylem dediğim aslında yüksek sesle itirazdır. Nedir ki başka? Sahne olan bir İstiklal Caddesi vardı. Şimdi azaldı. Kadınlar dediğim gibi hala direniyor. Hala kadınların yani gururla
Bunu elbette, söylüyorum. Evet. Ama susturulduk, bastırıldık. Peki ne yapacağız bundan sonra diye konsere başlıyoruz. Yani güzel. Öyle bir besteyle. Güzel, biraz form olarak da yani böyle resitatif bir şey var. Sonra müzikalimsi bu. Hani Timur Selçuk'un Pireli şarkısı falan vardır ya. Evet, biraz evet. Ben müzikal çok seviyorum. Böyle müzikallerden de hafif izlerin oldu. Kafası karışık bir şarkı ama o yol alacak zamanla. Evet, çok güzel. Çok güzel. Peki buradan bir kayıt sürecine geçilecek mi? Evet. Ve nasıl bir süreç bekliyor bizi? Yani kaç ay sonra çıkar, kaç şarkı gelir? Aslında güzel bir soru Emrah bu da. Eskiden kaset yapardık, albüm yapardık. Değil mi? 12 şarkı mı olsun, 11 mi? İşte kasetse A100'ü, B100'ü. Yok işte CD'se 12 mi olsun, 11 mi olsun, remix olsun falan. Şimdi gerçekten çağ öyle bir yere getirdik bizi. Ya. Kimse 12 şarkıyı oturup zaten CD arabana koymuyorsun ki. 12 şarkıyı dinleyeyim de bir de kapakçığını okuyayım da falan. Öyle bir hikaye yok artık. Bitti. Yazık oldu bence. Hani old school konuşuyorum. Yazık oldu ya. Biz çok güzel albüm kapağı yapardık. Böyle ya. Hikayeleri anlatırdık. Çalanlar ayrı yer alırdı. Düzenleyen ayrı. Herkesin hakkını verirdik falan. Evet. Şimdi dinleyen ne yapıyor? Spotify'ın açıyor. Ben Deezer'cıyım. Evet. Onu açıyoruz falan. Pıt 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 atlaya atlaya bir şeyler yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla uzun albümlere, uzun şeylere, konser kaydı yapıyorsan, YouTube'una koyuyorsan o başka ama 4 şarkı falan olacak. Hmm. Bu yeni bestelerden ve bir oyun havaları olmazsa kadın türküleri olmuyor. Hmm. Tabii ben rahat edemiyorum. Bir de öyle geleneksel ama bizim yeni düzenlememizle biraz bestelerin ağırlıklı 4-5 şarkılık bir şey. Güzel. EP mi diyeceğiz? EP deniyor hala. Deniyor, anladım. Güzel. Ama belki o ileride biraz daha yavaş yavaş eklemelerle evet. Belki plağını çıkarırsınız. Oh. Çünkü plak çok ya, biliyorsun çok artık geri çok döndü. Çok seviyorum ama plakta gerçekten hani şey ben sürekli bütçeye getiriyorum olayı. Bugün evet. Böyle bir şey evet. Oluyor. O da çok bütçe ama acayip güzel çok olur. Var. Yani evet. Ben öyle kalıcı şeyleri çok seviyorum. Bir tane plağım olsun isterim tabii. Bu arada besteler mesela kim yapıyor besteleri? Ortak mıdır? O işte şey biz aslında yıllardır aynı projede yer alıyoruz Ayhan'la. İşte hı-hı. 30 yıldır beraberiz. Aynı evde bütün hayatımızı 24 saatimizi geçiriyoruz falan. Bir ortak dilimiz vardır zaten. Birçok projede de beraber yaptık. Kardeşlikler başta olmak üzere. İşte pandemiyle beraber yavaş yavaş şöyle bir şey oldu. O elinde gitarıyla dolaşır hep evde zaten. Beraber şöyle bir ezgi var ne yapalım. Abi çok güzel yapıyorsun ama bir söz bulamadım ama falan. Böyleydi biraz. Yani o farklı biraz şeyden geliyor. Doğan Canku geleneği işte. Flamenco ama oradan bas gitarcılığa evler. Şimdi kontrbas çalışıyor falan. Hemen her ezgisine ben cevap bulamazdım. Bu kez bir şey oldu bize. O yapıyor ben. Diyorum şöyle bir söz mü yazsak buna falan. Böyle 3-4 tane bir şeyler oldu. Ya dedim, frekanslar çok şey olmuş yani değil mi? Yani tutmuş. Yılların şeysi belki her şeyin bir zamanı mı var? Evet, ben çok şey yapıyorum. Ona inanıyorum ya ben. Ya biz de. Nasıl böyle hani ikili yani beste söz bir şey olamadık falan itiraflar. Ama çok fazla projede yer aldık. Düzenleme tabii. Konusunda mesela şeyizdir yani çok konuşuruz evde de. Öyle Ayhan'la beraber yaptık. Ama katılımcıların da şimdi araname dediğimiz şey o kadar basit bir şey değil. Araname öyle bir giriyorlar ki zaten oraya özel temalar yazıyorlar, yapıyorlar falan. Yani o yüzden besteci kim diye yazarken bir şey olacağız. Kalabalık bir kadroda yazabiliriz bazılarında. Ben biraz provalarınıza da baktım. 5-6 kişilik bir evet, grupsunuz evet. Şu anda. Evet, bilmiyorum öyleyiz. Konsere de öyle mi çıkacaksınız? Şu anda ama öyleyiz. Şu anda çekirdek öyle çıkacaksınız. Kadromuz öyle. Gayet güzel. Bu arada galiba Kardeş Türkülerin de bir konser programı açıklandı değil mi yakınlarda? Tabii. Şimdi biz geçen sene Kıyıda diye bir proje yaptık. Evet. Cüneyt sahne arkadaşın. Evet. Cüneyt, evet, Yalaz, tabii, Cüneyt Yalaz bizim şeydir. Harbi Açık Havalar'da da şiir okuyan, metin okuyan Pakrat Estukyan'la ve birçok tiyatrocu ile beraber. Cüneyt'le biz sık sık yapıyoruz öyle şeyler. Bir komiş operde bir proje çıkarmıştık 2 yıl önce falan. Pandeminin tam içine düştü o. Orada bir böyle nasıl diyeyim müzikli tiyatro. Müzikal değil. O olsa şahane olur da bizim daha ziyade müzisyen olarak katıldığımız Cüneyt'in her iki kimlikle de. Yani hem oyuncu bazen böyle şiirin, metnin, şarkının içine giren. O öyle bir kimlikle katıldı. Müzikli tiyatro diyelim. Öyle bir şey yapmıştık biz komşu operde. Geçen sene de Kıyıda diye bir şey yaptık. Hayatın kıyısında olarak algılanabilir. Hemen 6 Şubat sonrası işte deprem sonrası. Hayatın kıyısında yaşıyoruz. Ama kıyı sadece kötü çağrışımları olan bir şey değil aslında. Kıyıdan yani kıyılar kavuşmaya da vesiledir. Evet ayrılıklara da vesiledir. Böyle bu metaforla bir hikaye yine coğrafyayı dolaşan bir hikaye yazmaya çalıştık.
birkaç kez o da sahnelenebildi. Benim anladığım kadarıyla gerçekten hani sponsorluklarla bu işin altyapısını iyi hazırlayarak böyle şeylere girmek lazım. Sen öyle 12-13 kişi biz geldik falan yaptığında pardon nasıl karşılayacağız? Seyirci ne olacak? Hani nasıl bunun altından kalkacaksınız diye güzel güzel soruyorlar. Evet. Birkaç yerde sahneleyebildik. Cemal Reştire'ydi, Enka'da. Ve seyirciden güzel tepkiler de aldı. Öyle bir şey var. Onu belki kaydını yapmamız gerekecek. Görüntülü veya video kaydını. Ama bir de sabit konser repertuarımız var ve kadromuz. Nisan ayında Doğu turnemiz olacak. Onu açıkladık aslında. Evet, o açıklama biraz 4-5 gün arka yolda. Evet, Mersin'den başlayıp böyle bir o olacak. Bir de aralarda mutlaka İstanbul, Ankara, İzmir. Onlar vazgeçilmezler. Öğrenci şehirleri kendi. Oralarda tabii her yerden istiyorlar da dediğim gibi yani biz kalabalığız. Kardeşler o meseleyi halletmesi lazım. 12 kişi daha bile bazen kalabalık. Harbi açık havalarda çok fazla ama evet 12-13 kişi hep beraber bir turneye gidiyoruz. Gören korkuyor. Ama sonra müziğimizi dinleyince tamam canım falan diyorlar da. Daha az da olmayacak bir iş. Evet öyle bir şey var bir yandan da. Evet. Öyle kardeşlikler de devam ediyor. Özellikle bahar aylarında bir coşmayı düşünüyoruz. Ama şimdi 8 Şubat'ta Kadıköy sahne. Dediğim gibi ben de inşallah ilk kez gelmiş olacağım. Safiye'den Boğa'dan girip Bahariye sağda sağa saparak bulunabilecek bir yer. Başka konser olacak mı? Evet düşünüyoruz tabii ki. Ankara yani hep bu belli şehirler şeydir. Ankara şu anda bir sürü mesaj geliyor. Buraya ne zaman geliyorsun? Evet, Mart ayının ilk haftası biraz şeydir. Kadınların müziği 8 Mart'tan doğru 8 Mart. Dolayı. Ve benim repertuarımda da çok ağırlığı olan bir şey. Kadınların müziği yani hem protest şarkıların hem oyun havalarının olduğu yani kadınların dünyasını anlatan öyle bir repertuarım var. Dolayısıyla 8 Mart haftası İstanbul'da var. Küçükçekmece'de olacak. Daha kesinleşmedi. Yani bunun ihtimali yok. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin davetiyle olacak bir şey var. Ve sonra muhtemelen İzmir. Böyle dolaşacağız. Proje yeni olduğu için şey de diyemiyorum. Hani bazen bazı sanatçıları ne kadar özeniyorum. 3 aylık falan böyle bir koyuyorlar ya. Tak 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 tak. Onun için bu projenin bir inandırması yani seyirciyi bizi bir yol kat etmesi gerekiyor. Olur. Ben olacağına inanıyorum. Ben heyecanlıyım yani. Hani insan her projede heyecanlanır ama burada birazcık daha sanırım bu pandeminin işte şeyin ağırlığını üstümüzden atmış olabiliriz. Evet. Pandemi de yani yakın. Hem uzak hem yakın. Evet. Tabii. Hala devam ediyor. Maskelerle dolaşıyoruz. Onun ağırlığı bir geçti gibi. O yüzden hani biraz daha diyorsun ya heyecanlı gördüm seni. Evet. Ondan açıldık biraz. Harika. Peki şimdi 31 yıl olmuş dediğin gibi. 90'lı yıllar 93'ten bu yana. Biraz şunu da sormak istiyorum sana hazır seni yakalamışken. Şimdi 90'lı yıllardan günümüze gelene kadar Türkiye'de kadın hareketi ne oldu? Kadınlar eskisine göre daha mı az özgür, daha mı çok özgür? Nasıl gözlemliyorsun bir o? Tabii ki bu belki genel olarak halkların mücadelesinden ayrımsanamayacak bir şey ama yine de kadın meselesini biraz sanki hepsinin üstünde de görüyorum. Çünkü kadın her yerde aslında baskı altında. Ama Türkiye'de baktığında bu 30 yılda nasıl bir değişim gördün? Benim kadın hareketiyle, yani üniversitede öğrenciydim. Feminist hareketle tanıştım. İyi ki. Feministim diyorum çünkü yani olmaya çalışıyorum çok şey olur yani. Yazık olur. Çünkü inanıyorum. Feminizme inanıyorum. Ve hepimizi güçlendirdiğine, dayanışmayı öğrettiğine, bir aradalığın ne kadar kıymetli ve güçlendirici olduğuna inandırdı. Gerçekten de çok başarılı olduğumuz dönemler var. Bir arada güçlü olduğumuz. Demin zaten o yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyledim. 8 Mart'lar, 25 Kasım'lar ve meclisten geçemeyen birçok şey mesela kadınların baskısıyla, dik duruşuyla, inadıyla, çığlığıyla bir şekilde gündeme geliyor ve gündeme gelen şey konuşuluyor da. Konuşturuyor yani kadın hareketi. Dönem dönem şey olabilir. Yani hep beraber bu iklim hepimizi bir içimize döndürebilir. Bazen dayanışmayı, bazen buluşmaları bir kenara bırak kendimize bu yani çok olan bir şey ama kadın hareketi sahiden unutturmuyor meseleleri.
Kadın cinayetleri hep vardı, hep vardı ama evet sosyal medyayla işte kadın hareketi sayesinde kadın cinayetlerini durduracağız platformu, bir sürü platform var. Onlar sayesinde bu cinayetleri duyar olduk ve bunun üzerine konuşur olduk. Hala mesele çözülemedi. Her gün hani en az bir, ben rakamları rakam olarak söylemedi zaten. Doğru, doğru, elbet. Yanlış, yani şu, ben yapmayayım en azından. Evet. Buluyorum. Rakam olarak söylemeyeyim ama her gün en az bir kadının biz şu anda nefes alırken, biz şu anda konuşurken öldürülmesi çok tüyler ürpertici bir şey. Bu kolay kolay hemen hallolacak, bir yasa çıkarılmasıyla hallolacak bir şey değil ama yasalar değil, gerçekten erkek yasa buna çok izin veriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmamız gibi yani, zaten saçma sapan. O korkunç bir şey. Dolayısıyla bu mücadele bence şey yani tüm inadıyla devam edecek. Hiç karamsar yani konuşmaya gerek yok. O konuda her şeye rağmen. Kesin katılıyorum. Hatta bir değişim olacaksa bunun kadınların aslında öncüsü olacağına da inanıyorum. Evet. Öte yandan işte önümüzde seçimler var ve hala mesela bu kadın aday meselesi çok çok düşük değil mi yani? Çok acayip. Ya ben bir de çok özel bir örnek oluyor. Hacer Fogo'nun durumuna inanamıyorum. Geçen seçimde de öyle oldu. Evet. Bu Hacer kadar örgütleyici, yoksulu gerçekten hani dilimize çok rahat yoksul, halk yoksullaştı, yoksullar. Ya kadın içinde yaşıyor ve örgütlüyor orada, örgütleniyor ve çözümler bulmaya çalışıyor. Tarla başındaki çalışmalarını biliriz, bir sürü sunmaya çalışmasını biliriz. Yani bir tane örnek bile bu kadar çalışkan, bu kadar çalışan bir insanın değil mi? Aday gösterilmedi daha dün hani yanlış biliyorsam ama çok şaşırdım yine geçen sefer şaşırdığım gibi. Ve hani bizim muhalif dediğimiz parti yani artık zaten muhalefetin ne olduğu yani bayağıdır tartışıyoruz da. Tabii. Halledememiş olma, o erkek bakışı bir türlü çözememiş olmaları sahiden büyük mesele. Maalesef. Yani ben yani sadece Hacer Fogo örneğini vereceğim. Dün Twitter kaynıyordu. Doğru doğru. Günler, bir sürü isim geçiyordu. Haklısın evet. Peki Feryal çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vakit ederim. Ayırdığın için 8 Şubat'ta Kadıköy sahnedeyiz inşallah. Tamam. Ay ne güzel olur. Ve kayıtları da bekliyoruz ayrıca. Bir Gün TV'de bugün konuğumuz Feryal Öney'di. Son kez hatırlatalım. 8 Şubat'ta Feryal Öney solo projesiyle Kadıköy sahnede bir konser verecek. Hoşçakalın.